Hayırlı günler, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Günaydın herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben diyeyim Allah'a şükür. Kalktım sabah saat 8 buz gibi. Çamaşırları astım. Ellerim dondu daha önce kendine geliyor. Ellerim ısıtası da böyle şeyde halı falıya. Ellerim ısındı. Ondan sonra çok soğuk dışarısı buz buz. Hemen astım çamaşır da donuyor. Sanki kar varmış gibi o derece soğuk yani dışarı. Kahvaltı hazırlayayım dedim sizinle de paylaşayım. Pankek yapacağım bugün. Muzlu pankek yapacağım. Affedersiniz özür dilerim. Ondan sonra onu paylaşayım size. Benim yeğenim biliyorsunuz diyetisyen. Son sınıfta okuyor çocuk. Bu sene bitecek Allah nasip ederse. Onun tarifine yapacağım. O, ben sadece birazcık un ekledim ki kaşığı. O un falan eklemiyor. Bunu hayattan çıkartacaksın diyor. Ben de diyorum ben unsuz yapamam yavrum. Ben çok seviyorum hamur işlerini. Ondan sonra. Şimdi az katacağım yine de bir iki kaşık katayım içine. Benim oğlan da çok seviyor bu pankeki. Sabah kahvaltısına yapayım. Tarifini de sizinle paylaşayım. Değişik bir tarif arkadaşlar. Gelin beraber yapalım. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Allah hepinize iyilikler versin. Hastalık falan vermesin arkadaşlar. Zor hastalık. Ben de Allah'a şükür kendi yaptığım bir karışımım var. Doğal karışımım. Böyle boğazım falan yandığı zaman, öksürdüğüm zaman hemen ondan içiyorum bir kaşık. Ve bu boğazımdaki şeyler falan alıp götürüyor her şeyi. Bir bakıyorum ertesi gün bak yatarken içiyorum ya. Ertesi gün bakıyorum turp gibi maşallah. Gerçekten var ya bu benim karışım çok etkili. Tarifini size de vereceğim bir gün. Aslında ben buna patent almak için uğraştım. Ama olmuyor. Yani alamıyorum. Hele de böyle bir şey de dışarı falan çıkamıyoruz fazla. Sizinle paylaşayım. Herkes kullansın diyorum arkadaşlar. Buradan da haberiniz olsun. Çok yakında onu paylaşacağım sizinle. Hadi gelin mutfağa gidelim. Pankekimizi yapalım beraber. Sonra da kahvaltımızı yaparız. İşlere bakarız. Buradan hepinizi çok seviyorum. Sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi 3 tane muzumuz var. Muzlar küçük olduğu için 3 tane atıyorum. 3 tane yumurtamız var. Bir kaşık yemek kaşığı şey katacağım. Bal. Şu kadar tayinimiz var. Yarım çay bardağından da naz sütümüz var. 2 kaşık da unumuz var. Şimdi şunları hemen başlayalım arkadaşlar. Muzlarımızı soyalım. Şöyle şunları ezeyim şöyle şöyle. Pankek yapıyoruz, muzlu pankek. Muzlu, tahinli. Şunu da hemen soyuyorum. Gördüğünüz gibi muzlar. Muzlar yumuşak olsun arkadaşlar. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel eziliyor. Şöyle hemen koyayım. Yumuşak olduğu için hemen eziliyor. Bunları yapayım kahvaltıya da. Değişik oluyor, güzel oluyor. Yanında balından da yiyebilirsiniz. Çikolata sevenler çikolatayla da yiyebilir. Ondan sonra daha neler neler. Ben bunun yanına bir de şey yapıyorum. Pekmezli tahinli karışım yapıyorum. Ondan daha çok gidiyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Bunun ezilmesi tamam. Şöyle iyice sıyırak da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muzumuzu ezdik. Yumurtamızı koyalım. 3 tane yumurta. Bunları şöyle güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Çırpmamız lazım güzelce. Sütümüzü katıyoruz. Yarım çay bardağından az. Tahinimizi katalım.
İlk önce şeyi atalım. Tatlandırmak için de bir çay şey bir tatlı kaşığı şey atıyorum, bal atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu kadar da tahinimiz var. Yine bir çay bardağından az, yarım çay bardağından az. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi unumuzu da ekliyorum arkadaşlar. Bundan da güzelce karıştırayım. Pankekimiz hazır yapmaya. Balımız da kendi balımız bu arada. Organik kendi balımızdan katıyorum. Her şeyi de ondan kullanıyorum. İlacıma da ondan kullanıyorum. Muzlu pankekimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları tavada pankek tavasında pişirelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Pankeklerin kahvaltıyı hazırlıyorum. Bir tane de şuraya koyayım. Şimdi bunlar soğuduktan sonra kabarcıklar çıkınca hemen çevireceğim arkadaşlar. Canlarım. Pankeklerimiz kabarcıklar oldu. Gördüğünüz gibi mis gibi kızarıyor. Biraz fazla kızarmış bunlar. Şeyden çok kızarmış görünüyor arkadaşlar. Aslında çok kıvamında çekim sırasında çok sanki fazla kızarmış gibi duruyor ama fazla kızarmadı. Tam kıvamında. Olmuş mu bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar pankekimiz hazır. Mesela şu. Bu böyle görünüyor ya. Aslında yanık değil yani ha. Açık. Böyle kızaracak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pankek hazır. Fazla un katmadım. 2 kaşık un kattım buna. Muzlu, yumurtalı, tahinli. Diyetlerde de yapabilirsiniz. Diyet yapmak isteyenler de kullanabilir. Gördüğünüz gibi canlarım. Mis gibi kızardı. En sonumuzu da koyalım tavaya. Bu tava gerçekten hayat arkadaşlar. Her şeyimi yapıyorum ben bu tavada. Ekmeğimi, gözlememi, katmerimi, her şeyimi yapıyorum gerçekten. Benim hayatım bu tava. Yani şöyle koyalım da israf olmasın.
Pankekler hazır. Şimdi sunumdayız. Sunuma geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pankekimiz hazır. Gördüğünüz gibi kahvaltıyı hazırladım. Birazdan şimdi yiyeceğiz. Böyle yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Diyet yapmak isteyenler de bundan kullanabilir. Yeğenim öneriyor çünkü diyetisyen ya. Böyle yapabilirsiniz. Ben sadece 2 kaşık un kattım. Bal yine kendi balımızla tatlandırdım. Bal da sürebilirsiniz. Pekmez falan da sürebilirsiniz. Böyle de yiyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.